Hocam 2020 sizin için nasıl geçti? 2020 tüm dünyada ne kadar zor olduysa Türkiye'de ve bizim iç dünyamızda o kadar zor geçti. Çünkü 2019'un sonundan bir defa COVID diye bir şey başladı. Yani koronavirüs 19 diye. Fakat 2020'yi de içine aldı. 2020'nin içinde de yeniden bu içinde bulunduğumuz illetli halin devamının haberini aldık. Kaynaşmayı, paylaşmayı, beraber olmayı Doktorları dua etmeyi, kendi iç dünyamızda neleri yanlış yapıyoruz, neleri düzeltmeliyiz diye hem bireysel manada hem toplumsal anlamda ben vazifemi yapmaya çalıştım. Ramazan'da mukabelemi okudum. <laughs> 10 milyona yakın insanın izlediğini Ramazan sonunda fark ettim. O kadar insanın izlediğini görünce sorumluluğumun farkına vardım. Çünkü ne kadar da çok ihtiyacı varmış insanların Kur'an sesine, ne kadar da çok insanların amin demeye ihtiyacı varmış bunu gördüm. Onda amin dedikçe ben okumaya, dua yapmaya devam ettim. Aslında illetli gibi gözüken bir hal hikmetleriyle beraber geldi. insanların yaradana, gerçeklere, ailesine, dünyanın her bir ülkesinde olan evlatlarıyla buluşmasına, yeniden hayatı değerlendirmesine fırsat oldu diye düşünüyorum. Çünkü tanıdığım insanlar çocuklarıyla, aileleriyle buluştu. Evlerinde Kur'an öğrenmeye, dua yapmaya ve neler paylaşabiliriz diye bunların kararlarını almaya başladılar. Bir taraftan sosyolojik olarak, bir din sosyoloji olarak, bir insanların dertleriyle e, buluşup onların sıkıntılarına derman olmak üzere bir danışman olarak bu halleri gördüm ve birçok insanla yol aldım. Bunun için çok mutluyum. İlletli gibi gözüken hal bize çok başka değişik nimetler bıraktı. İnşallah 2021'e çok daha güzel duygularla gireriz. 2021'de sizin sesinizden yine dua batıran Allah'a söz verdim, vurulduğumda Allah'ım tekrar hayat verirsen bana Kur'an'ı okumayı ve Kur'an'ın hizmetini yapmayı nasip et diye ve bu iştiyak olur. İnsanlar bu kabiliyi biz dinlemek istiyoruz derler ve dua ederlerse hem televizyondan hem sosyal medya adreslerimizden Kur'an-ı Kerim'in her sene en azından bir hatmini, bir kaydını 2021, 2022, 2023 önümüzdeki yıllarda tıpkı çocukluğumuzdan beri okuduğumuz gibi Eyüp Sultan Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde, Fatih Camii'nde, o Sultan Camii'nde okuduğumuz gibi bugün dünya bambaşka küresel boyuta ulaştı. Bir merceği, bir kamerayı okuyorsunuz, tüm dünya sizi dinliyor. Aslında her şey sizi dinliyordu da siz ya farkındaydınız ya da farkında değildiniz henüz. Mukabil okurken babam derdi ki oğlum cemaat yok diye sakın sayfa atlamayın. Sakın sesinizi kısmayın. Camiler boş da olsa direkleri cemaat kabul edin. Camiler boş kalmaz. Melekler gelir ve o camiler dolar. Kur'an sesi mutlaka dinlenir. Aman derdi cami ağzına kadar doluymuş gibi okuyun derdi. Şimdi bu hassasiyetle bu duygularla yine inşallah mukabele okuyacağız. Herkesin duasına talibiz. Biz de izleyeceğiz. İnşallah. Peki 2020 biterken bir hoca, 2020'nin son gününü nasıl geçirir? 2020'nin muhasebesini çok iyi yapmak lazım. Tabii ben işletme master yaptığım için muhasebenin de çok boyutlu hareketleri var. Bir defa dini muhasebe lazım. Ticari muhasebe lazım. Siyasi muhasebe lazım, ailevi lazım. İnsan içinde bulunduğu toplumun içinde kimlik numarası olan sıradan bir varlık değildir. Allah'ın bütün sıfatlarını üzerine taşıyan ve sorumlulukları olan bir varlıktır. Aslında sorumluluğunun farkında olsa bu hareketleri yapmayacak ya da sorumluluğun farkında olsa o kendisini bekleyen vazifeye doğru kendini yetiştirmeye ve eksiklerini tamamlamaya koyulacak. Fakat insan kendini aciz ve naciz görüyor. Ben ki bu vazife kim diyor. Ben kim, bu vazife kim dediğinde Allah'ın verdiği bütün nimetleri de yoktan görmeye başlıyor aslında. Tevazuyu fazla yapınca eski büyükler der ki fazla tevazu kibirdendir. Tevazu gösterip aslında kendisini yukarı çıkarmalarını beklemek de başka bir kibirdir. Allah bu büyüklenmekten uzak tutsun. 2020'nin içindeki bütün bu muhasebemi. Bu sene kimle ne alışveriş yaptım? Eksiğim var mı? Kaç kişiyi aradım ve aramadım? Kaç kişinin kalbini kırdım? Bu sene hangi işlere imza attım? Herkes paranın birikmesi, malın birikmesi, makamın yukarı çıkması için uğraşıyor da bu boyuttaki görü görüşümüz, görselimizle, görünüşümüzle öte alemden bakınınca nasıl gözüküyor? Mesela İstanbul'dan Türkiye'ye bakmak bir projeksiyondur. Türkiye'den dünyaya bakmak da bir projeksiyondur ama dünyanın başka ülkesinden Türkiye'ye bakmak, hatta uzaydan, diğer galaksiden, diğer makamlardan yeryüzündeki yüksek makamdan bakıp ülkenizi, ülkenin içindeki şehri, şehrin içerisindeki beldeyi ve o mahallenin içindeki sizi, o küçücük zerreyi gördüğünüzde siz kimsiniz? Biz kimiz? Bunu muhasebesini güzel yapmak lazım. Çok boyutlu Yılbaşı gecesi ne yapacaksınız? Dua edeceğim. 2020'deki kusurların kapanması, geleceğimin de aydınlık olması için en güzel muhasebe zamanı. Her sene yılbaşında insanlara, arkadaşlarım bu sene ne yaptınız ve bu senenin muhasebesini yaptınız mı diye kendilerine söylüyorum. Ben yılbaşı akşamında her akşam nasıl geçiriyorsam o akşamında keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bazıları diyor ki işte efendim caiz değildir. İşte yılbaşı kutlanır mı? Evet Biz, eğlenmek isteyen <laughs> insanlar var. Stres atacaklar bu sene çok. Bu sene şey. fazla eğlenme olamayacak işte. Devletler de müsaade etmiyor, bir araya gelinmiyor. Tabii çok önemli bir durum var. Pandemi var ve pandemi ciddi, insanların canını alıyor. Hem de yaş baş bakmıyor. Önceden yaşlılar sıra sıra, gençler ara sıraydı. Şimdi gençleri de ara sıra yapmıyor, oraya karıştırıyor ve alıp götürüyor. Ruh enteresan bir şey. Bazen böyle dışarıdan gelen mikrop da gidiyor. Bazen de direkt gelip nefes tüketiliyor. Bazen de bir kaza ile geliyor. Ama ben bu gece bu senenin muhasebesini yaparken, bu senenin muhasebesini yaparken insanların halini de düşünerek, kendimi de düşünerek, dua ederek geçirmeyi planlıyorum. O akşamı özel bir kutlama yapmıyorum ama kutlayanları da yuhlamıyorum. Kutlayanların da yeni yılbaşının güzel geçmesi için dileklerinin iyi olması hususunda onlara da yermiyorum. Bu demek değildir ki yılbaşı kutlamaları İslam'da var mı yok mu? İnsanlar ticari olarak, siyasi olarak tüm dünyanın yılbaşı olarak adettiği, Türkiye'nin de bu takvime uyarak hareket ettiği bir dönemde sakın demesin neden bu yılbaşı geçerli hala diye. Biz hicri yılbaşı olarak düşündüğümüz zamanı da manevi olarak kutluyoruz, dualarla yad ediyoruz ona göre takvime göre, o takvime göre namazımızı, ibadetimizi, kurbanımızı, ramazanımızı, orucumuzu derliyoruz. Orada nasıl sevinçle karşılıyorsak, bu yılbaşının başlangıcını da 2020 bitti, bir daha dönmeyelim gibi böyle garip garip laflar söylemek yerine 2021'in daha ümitli, daha keyifli, daha muhabbetli olmasını diliyoruz diyerek herkesin, Müslüman gayrimüslim herkesin dua etmesini istirham ediyorum. Allah bütün gönüllerden geçenleri duyar ve bize güzellikleri de bahşeder. Peki, siz aşı olacak mısınız? Valla devlet bizden çok daha önce düşünür. Devlet milletin öncüsüdür. Devletin yönetenleri, öncüleri, sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki tıpın e, tıbbın öncüleri ve karar vericileri Sağlık Bakanlığı neyi tavsiye ederse aşı hususunda bunu olmalıyız diye biz ona uyarız. Ama şimdiye kadar böyle korunma aşısı hiç yaptırmadım hayatım boyunca. Serum falan hastanedeki durumlar hariç. Ama bu ciddi bir hastalık. Eğer devlet bunu mutlaka vurmalısınız derse devletin uyduğu nizamdağımıyla biz de uyarız. Covid geçirdiniz mi? Hayır. Kur'an'da korunduğunuz için olabilir mi? Yani şimdi korona, taç demek bildiğim kadarıyla Kur'an'ın başka ifadelerinden bir tanesi de Kur'an'a diye geçiyor. Yani o kadar yakın ki telaffuzu. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim kendi kendini tanımlıyor. Ee, İsra suresinde biz Kur'an-ı Kerim'i şifa ve rahmet kaynağı olarak gönderiyoruz, indiriyoruz diyor. Ama buna inanmayanlara da sadece zarar ziyandır diyor. Ve ben Kur'an-ı Kerim'i okudukça bedenen, beynen, kalben, ruhen şifalandığımı düşünüyorum ve bana çok iyi geliyor. Hastane zamanlarımda da okudukça şifalandığımı gördüm. Onun için bu dönemde çok daha fazla Kur'an okudum ve okuttum. Faydasını Ama gördüm. Ama şöyle söylemeyelim değil mi? İnsanların aklında şu da kuruyor. geçirdi, büyük bir hastalık geçirdi. İşte bu bir ceza. Allah'ın gönderdiği bir ceza. İşte sen ne yaptın da buna yakalandın? Olur mu öyle şey? Çok mübarek zatlar da vefat etti bugünlerde. Yani illetin kime isabet edeceğini bir tek Allah bilir. Tedbirleri aldıktan sonra takdir yine Allah'ın elindedir. Ben buna katılmıyorum doğrusu. Kadınların kendi aralarında kahve içerken bu kaptıkları fal günah mıdır? Muhabbet olsun, ne olsun diye bakıyorlar. Burada ona inanmak ve ona tabi olmak kahvenin dibindeki telvenin verdiği işaretlere inanarak taparcasına bu böyle olacak demek Allah'ın muradına, Allah'ın iradesine, Allah'ın olduruşuna ve oluşturuşuna aykırı inançtır. Buna inanarak hayatını tanzim etmek Allah'ın yaratma ve hayat sıfatının tecellisine aykırı bir davranıştır. O zaman dikkat edeceğiz. Acaba Allah Teala o ağzı konuşturmasa, o gözü baktırmasa, o işaretleri gördürmese neyi anlatacak o insan? Biz madem peygamberin ümmetiyiz, onun döneminden gelen bir hal değil. O gün belki kahve daha icat bile edilmemişti. Ama bir şeylere bakarak bu işleri yapanlarla konuşuyorum zaman zaman. Kahveye bakmadan da gönlüme bir şeyler düşüyor. Hocam bunları söylemeyeyim mi? Diye bana soruyor. Vallahi sorumluluğunu alacağın kadarını söyle. Altından kalkamayacağını söyleme. Biz onlara kalp gözü açık mı diyoruz? Doğru bir mi bu? Allah bir kulunu bir hususta uyaracaksa günahkar kulunun ağzından da cümleyi çıkarır. Sevapkar konunun ağzından da çıkarır. Alimin ağzında kullanır, zalimin ağzında kullanır. Allah için zor bir şey yok ki. Allah Teala vücut bulup insan şekline girip bizimle konuşmayacak. Ama bir konunun dilini, kalbini ve gönlünden geçenleri onun ağzıyla söyletebilir. Peki hocam, takım tutuyor musunuz? Aslında çocukluğumdan beri tuttuğum bir takım var, gizlediğim. Çünkü camide e, cemaat çok merak eder hoca hangi takımdan diye. Fakat camide sağ tarafta Fatih Terim var. Sol tarafta Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi var. Ön tarafta Cumhurbaşkanı var. Arka tarafta Şenol Güneş var. Ben hangi takımı tutacağımı bilemedim. Onun için camide hep nötr kaldım. Şimdi duyalım o zaman. Ben çocukken herkes Fenerbahçeliydi. Çünkü herkes, bizim ailede Fenerbahçeli. Herkes en güçlü takımın yanında olmaktan çok büyük keyif alıyor. Fakat ben kendi formamı aldığımda siyah-beyaz formu almıştım. Siyah-beyaz formamı hiç unutmuyorum. Ee, o zaman Adidas yeni meşhur olmuştu. Adidas ayakkabılarımı da Almanya'dan getirmiştim. Onlar da siyah-beyazdı. Şortum, ve çok iyi top oynardım. Adidas spor takım kaptanıydım. Maça gider miydiniz peki? Valla futbol sahasında pek maçlara girecek çok vaktimiz yoktu. Fakat kendi evimizin karşısında İstanbul Adliyesi'nin hemen arkasında adliye Spor vardı ve ben orada minikler takım kaptanıydım. Hatta abim de gençler takım kaptanıydı. Bazen beni turnuva maçlarında gençler takımında 10-15 dakika oynatıyorlardı. Hiç unutmuyorum orada bir gol atmıştım, herkes ayağa kalkmıştı. Güzel duygular ama e, top başka bir matematik, başka bir e, logaritma ve ben bu konuşmanın e, e, eyleme dönüşmesi teknik direktörünün Arif abinin köşeye çekip bize taktik vermesi, soyunma odasına girip orada kıyafetleri giyip sahaya çıkmamız, alkışlanmamız, top ayağımıza geldiğinde bütün takımın kaderinin sizde olması, paylaşırsanız başkasına gol attırmanın ne demek olduğunu, kendiniz atarsanız ya kaleye girmezse, kaleci çok iyiyse nereden vuracaksınız, bütün açıları, hayattaki bütün matematiği, Oradaki 10 saniyelik sahadaki hareketle görebiliyorsunuz. Genelde kalecilik yapmayı severdim. Niye bilmiyorum. Çünkü kaleye gol girmemesi gerekiyor. Topu, takımı da yönetmeniz gerekiyor. Koruyuculuk içgüdüsü diyelim mi buna? Ya karşı takımın kalesinde ön tarafında top oynardım ya da bizim kalenin gelişinde yani kaleci olarak oynardım küçükken.